geçen bunca zaman sonra sana olan sevgim azalmadı. Tam aksine, bu çok abartılı ya. Ne öyle Romeo Juliet gibi? Ne yapsam? Abi bir de ben deneyebilir miyim? Sen ne anlarsın bu işlerden canım? Sen hiç hayatında bir kıza çiçek verdin mi? Çok rica ederim Abidin abi. Sen bugüne kadar benim neler yaşadığımı biliyor musun? Verir misin? Al. Şimdi yine yere çök. Ben. Ha, diz çök. Evet. Al boncuk ye. Bak ye yoksa kara kıza veririm hadi. Oğlum manyak mısın sen? Deli midir nedir? Almış çiçeği ağzıma sokuyor yediye. Şey pardon abi ben bizim köye gittiğimiz zaman akrabalar böyle koyunlara çiçek ot falan verirlerdi orada. Şey pardon karıştım. İstersen çiçekleri ver. İstemez. Bana ne kadar zaman kaybettirdiğinin farkında mısın sen? Bak bak. Sevda neredeyse gelir. Ne kadar romantik ve duygusal bir insan olduğunu biliyorsun. Özellikle böyle özel günlerde çok daha duygusallaşır. Bugün bu ortamı bozacak hiçbir şey istemiyorum ben. Geçen yılki nişanlılık yıldönümümüzü hatırlıyorsun herhalde. Hatırlıyorum. Sevda ablayla siz birbirinizin gözünün içine bakıyordunuz. Sonra yere bir şey düştü. Ben eğilmek için... Evet. Cart diye pantolonun yırtıldı. Tam romantizmin ortasında. Ama abi... Yani annem pantolonlarımı kötü çamaşır sularıyla yıkıyorsa bunda benim suçum yok ki. Ama merak etme abi. Geçenlerde Ayşe teyzeyle tanıştı bizim mahalleye. Pantolonlar iyi yani. Ay ne kadar memnun oldum. Pantolonla halletsek iyi. Tam el ele tutuşmuştuk Sevda'yla, kapı açıldı, içeri yağ lekeleriyle bir adam. Ha? Ha, bizim aile lahmacuncumuz. Ya, aile lahmacuncumuz. Soğan kokularıyla birlikte her şey bitmişti. Sevda ağlıya ağlıya gazeteden çıktı, haklı kızcağız. Koştura koştura gittim peşinden. Üç sokak ötedeki mobilyacı da buldum. Satılık yataklardan birinin üstüne kapanmış, ağlıyor. Aslında sizin için üzülüyorum yani. Keşke sizin de bir herkes gibi evlilik yıldönümünüz olsaydı. Böyle bu kadar şey yani ne bileyim bir... Sana ne canım, sana ne? Evlilik yıldönümümüz vardı da biz mi içtik? Ayrıca her an evlenebiliriz. Sevda'nın babası artık gazetede çalışıyor. Onun gözüne girebilirim. Bana bak Necat. Bugün sakın ayak altında dolaşma ve hiç sesini çıkarma, tamam mı? Çok önemli. Bak al. Onun için sana iki tane mektup. Bunları bugün sen cevaplayacaksın. Hı? Ya çağır olacağım. Evet. Evet. Bugün dert ablası sensin. Hadi kolay gelsin. Sevgilim. Efendim. Sana ne oluyor be? Canım. Romantik sevsinler. Mumları eksik kalmış. Bak bak nasıl bakıyorlar birbirlerine. Hele abidin. Ay, ay o bakışlarda ne şeytani ifadeler gizli. Zavallı Sevda. Tabii ki toy ve masum bir genç kız o. Anlayamaz ki abidinin niyetini. Bir tavşan manav tezgahındaki havuca nasıl bakar? İşte öyle bakıyor. Ya da bir vampirin Kızılay kan merkezine baktığı gibi. Veya penaltısı verilmemiş bir taraftarın hakeme baktığı gibi. Ama Sevda anlayamaz ki bunları. Hayır hayır. Ona birisi bunları anlatmalı. Birisi onları ayırmalı. Onlara birisi dur demeli. Sevda başka birisine aşık olmalı. Adının baş harfi A olan birisi. Değil mi? Tabii ki hayır. Asım? Aa, Asım da değil tabii ki. Aa, son harfi R olması lazım. R, A, R. Baş harfi A, son harfi R. Alper. Alper benim. Ben yani ne olmalıymış? Aşık olmalıymış. Bana aşık olmalıymış. Alper'e aşık olmalıymış. Ben kimim? Alper. Demek ki neymiş? Bana aşık olmalı. Kime? Bana. Ben kimim? Alper. Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Aa, Naci Hanım teyze, nasılsınız? Ne örüyorsunuz öyle? Vallahi Abidin'e kazak örmeye niyetlendim ama. Bundan sonra Abidin'e kazak örecek biri var. Sevda.
Ne kadar güzel şiş bunlar böyle, uçları sivri sivri. Naci Hanım teyze, diyorum ki şu şişleri evde Abidin'in boyunun yetişeceği yerlere koysanız da o kuzumuz olan Abidin şöyle güzel bir kuzu şiş olsa. Ben neler diyorum, özür dilerim Naci Hanım teyze. Yalnız Abidin'i dünyaya getirdiğiniz için sizi hiç ama hiç affetmeyeceğim. Ne? Neden Abidin'i doğurdunuz ki sanki? Tam da benim sevgilim, nişanlanacağım kızın sevgilisi. Nefret ediyorum Abidin. Bu adam belli etmek istemiyor ama vallahi billahi deli. İşte böyle aslında. Yeter. Allah aşkına yeter. Artık susun. Bunları duymak istemiyorum, tamam mı? Yeter. Ama bunları söylemek zorundayım Asım Bey. Yoksa yasalara karşı suçlu duruma düşeriz. Ya düşerim, ne yapayım? Düşersem ben düşerim. Sana ne oluyor? Yasalara ne kadar hayran mısınız yani? Yasanın ağzının içine düşeceksiniz neredeyse ya. Yasalar diyor ki... Ne diyor, ne diyor? Allah aşkına ne diyor? Ne derse desin. Yasalar size git Asım'ın canını oku, git Asım'ın hayatını mahvet diyor. Olmaz ki efendim. Ödenmesi gereken bazı paralar var. Bunun sizin hayatınızı da kastetmek ne ilgisi var yani? Ne demek ne ilgisi var? Bal gibi ilgisi var efendim. Ne demek ödememiz gereken para? Ya canımı al daha iyi Allah'ını seversen. Para kolay mı kazanılıyor Hüseyin Bey? Ay Hüseyin Bey dedim, beni de şaşırttınız Allah aşkına. Yok, zaten arsanın öbür hissedarlarının devamlı tehdidi altın değil. Buyurun bakalım, sabahın bir tanesi bana ne gönderdi? Buyurun. Dinle kulağına getir. Tiktak sesler veriyor. Bu bir saatli bomba olabilir. Olabilir ne demek? Bir saatli bomba işte. Ama evet, bu arada tutmayın. Atın dışarıya atın. Sokaklara atın. Tamam, saçmalamayın Allah aşkına efendim. Rica ederim, saçmalamayın. Ya patlamazsa? Ya. O zaman ben kutuyu açarım, saatini kullanırım. Ben nelerden ne çıkarmaya uğraşıyorum. Siz beni yolsuzlukla itham ediyorsunuz. Ben sizi gazeteye bunun için almadım ki herhalde. Benim ne umutlarım vardı ya? Yasal kılıklar hazır, minik minik yolsuzluklar yaparız. Tazminat davaları açarız. Efendim ne bileyim, burada çalışanlara çeşitli suçlar isnat edip onların maaşlarını keseriz. Sonra benim arsanın diye hisseler alanını yavaş yavaş ortadan kaldırırız diye yani. Ben sizi gazeteye aldım. Yani kusura bakmayın, bu benim hayatta verdiğim ikinci yanlış karar, biliyor musunuz? Öyle mi efendim? Evet. Birincisi neydi efendim? İçim hala cız eder durur. Evet, bizim mahallede bir dilenci var. Bundan bir iki yıl evvel önünden geçerken bana dedi ki, abi ne olur tuvalete gideceğim, 5 dakika benim yerime bakar mısın? Yani, sebepsiz bir gurur yüzünden adamın bu teklifini reddettim. Ne olurdu yani, ne olurdu orada otursaydım? Ne olurdu ya, adam otur 5 dakika orada işte. Kim bilir ne kadar fazla para kazanacaktım. Hala içim yanar ve hala pişmanım buna. Bu hayatımda kaçırdığım en önemli iş tekliflerinden biri. Masanın altından yuvarlanarak bana doğru gelmen ve çiçekleri vermen çok değişikti. Çok etkilendim Abidin. O çiçekler senin güzelliğinin yanında sönük kalıyorlar Sevda. Asıl çiçek sensin. Onlar senin güzelliğini taklit etmeye çalışan birer müsvedde sanki. O bir simge. Bu bilmem kaçıncı nişanlılık yıl dönümümüz belki ama belki beyaz bir gelinlik giyebilirim çok yakında. Ay ne kadar güzel. Belki ben de siyah bir gelinlik giyebilirim. Yaşar, ne yapıyorsun, salak mısın? Ay yolda çok karanlık, mektubu okuyamıyorum ya. Mektup kafana düşsün hele. Git yerine oturma, bir daha kalkma. Pardon sevgilim. Şu tam konsantre edin. Özür dilerim, senin suçun değildir. Aslında onun da suçu değil. Bizim gibi pırıl pırıl bir ırmakta yuvarlanan çakıl taşlarının coşkusuna benzer romantik bir ilişkiyi hiç yaşamamış. Gerçi zaten var ama o çok farklı. Evet. O bizimki gibi sanki ay ışığıyla yıkanmış bir gece kadar gizemli ve arkasından güneşler batan dağlar kadar yüce bir sevgiye rastlamamış. O böyle duyguları duysa bir melekli geriye karşılayabilir. Bir kelebek uçsa, kanatlarında sevginin gücü olsa, bakışlarında sevda değil,
kara sevdalısı. Abi, Abidin abi pardon. Bu okur diyor ki, ben de bağırsak tembelliği var, tuvalete gidemiyorum. Acaba kabızlık için bir ilacı var mı? Cezanı versin seni. Git öbürünü aç. Bakışlarında sevda değil, kara sevda olsa, aşk olsa. Alo? Sevim abla? Benim Sevim abla. Yanında kimse yok değil mi? Evet. Başka bir gazetenin ablasını aradığım duyulursa, medyada özellikle benim için hiç iyi olmaz. Ablacığım benim bir derdim var. Gene şu bizim gazetenin ablası Abidin'le ilgili. Evet, nereden biliyorsun? İşte bu yüzden seni arıyorum Sevim abla. Nişanlısı Sevda var ya, çok güzel ve çok saygıdeğer bir parça. İstiyorum ki benim olsun. Bana gelsin. Bana koşsun istiyorum. Abla. Ne yapabilirim? Bana bir akıl versene abla. Bunu da biliyorsun değil mi? Evet. Nasıl yani? Anlıyorum. Seni uyanık seni. Evet, haklısın. O zaman hemen işe koyulalım. He? Ciddi mi? Sen bu bizim gazetede olan her şeyi, olan biten her şeyi biliyorsun değil mi? He? Ne? Evet. Tamam. Tamam. Ay. Ay uyanık Selim abla. Hadi, hadi, bay. Çok zor bir adamsınız Fikret Bey. Şimdi olabilecek tüm sonuçları göze alarak size bir teklifte bulunacağım. Boşuna olur. Ben henüz evliliğe hazır değilim Naci Hanım. Affedersiniz. Şu anda Naci Hanım'ı düşünüyordum ve karıştırdım, özür dilerim. Neydi teklifiniz? Efendim, şimdi gazeteye bir bilgisayar sistemi kuruluyor. Mükemmel bir bilgisayar sistemi kuruluyor. Evet. Ve bunun da anlaşmasını ben yaptım. Çok güzel efendim. Ben de o anlaşmayı hukuki yönden incelerim. İncelemenize gerek yok. Efendim, madem ki ben bu gazeteye böyle çok güzel bir anlaşma yaptım, bu anlaşma benim için de iyi olmalı değil mi ya? Nasıl yani? Yani bir miktar yüzde. Yüzde herhangi bir sayı. Ama kaç? Anlamadım. Efendim, gazetenin anlaşmalarını, sözleşmelerini, hukuki yapısını fazla kurcalamamanız şartıyla size de %10. Bana? Evet. Rüşvet. Evet. Bana rüşvet teklif etmedi ha? Asım Bey. Efendim? Gözlüklerinizi çıkarın. Anladım. Niye? Gözlüklerinizi çıkarın dediniz Masum Bey. Çıkardım diyorsunuz işte. Bana teklif ha. Rüşvet teklifi. En büyük hakaret. Ne olacak? En büyük hakaret. Ne yapıyorsun ya? Bana rüşvet ha. Babacım. Babacım. Babacım lütfen yorulmayın. Buyurun şu suyu için iyi gelin. Ceketinizi alayım ben. İçin iyi gelin. Rüşvet. Sakin olun babacım. Eğer birine vurulması gerekiyorsa ben sizin yerinize vururum. Dur lan kardeşim be! Anlamadan kapılıyorsun! Ne anlamadan dinlemeden dünyanın en iyi insanı Fikret Bey sen nasıl sinirlendirsin? Bak, bırak, demek ki bir şey yaptım. Bırak şu cekatı. Bırak, tamam, 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 bırak, yeter, tamam, bırak, bıraktım, bırak, bıraktım, bırak, bıraktım bırak, Fikret Bey. Bırak. Buyurun babacığım, bıraktım. Keşke izin verseydiniz de şu Asım Bey'i biraz daha ıslatsaydım. Ona şiddet uygulasaydım da. Onunla hukukun yönlerden hesaplaşamadım ben. Evet, haklısınız babacığım. Örneğin kafasına birkaç tane hukuk kitabı fırlatalım. Saçlarına Nisan yağmurlarından bir haç yapmak isterdim. Ben de gök kuşağı olmak isterdim.
yedi rengi bürünüp senin gözlerinde dolaşmak. Sonra... Yeter be adam! Deminden beri hışır 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 hışır. Sinir ettin ha! Abi özür dilerim, isteyerek yapmıyorum ki. Odada ışık çok az, ancak bu kadar şey yapar. Kusura bakma sevgilim. Şu tavuğu öldürmeden hayırlısıyla bu akşam buradan çıkıp gitsek. Geçen sene gittiğimiz savaş meyhanede yere gittim. Öyle mi? Ay çok sevindim. Gerçi geçen sene orada kapının altında esen rüzgardan hasta olmuştum. Meyhanenin kedisi beni tırmalamıştı. Kuduz aşıları olmak zorunda kalmıştım. Bir de hatırlıyor musun? İçtiğimiz vodka sahteydi. İkimiz de zehirlenmiştik. Sonra kapıdan çıkarken bir takım adamlar üzerimize saldırmıştı. Ama olsun. Çok iyi etmişsin. Bu yıl farklı olacak. Yalnız ikimizden söz edeceğiz. Senin beyaz gelinliğinden, nikah arabamızın önünde yazan evlendik ve arkasında yazan mutlu yüz yazısından, kristal kadehlerden... Abi çok özür dilerim. Bu okur, hani öbürü okur vardı ya, o diyor ki köpeği hastalanmış, uyuz olmuş, üstelik bir de pirelenmiş. Kendim de kaşınıyorum. Acaba bu konuda bana yardımcı olabilir misin? Çok affedersin sevgilim. Bana izin verir misin? Pardon. Necat, bak anlatayım. Pardon sevgilim. Ne diyordun? Gel sevgilim, gel biz kendimize dönelim. Şu uyuz lafımı kesmeden önce sana bir şiir okumak istiyordum aslında. Öyle mi? Abi de çok sevindim. Bir şiire o kadar ihtiyacım var ki, su kadar, ekmek kadar, sevgi kadar. Sevda, geçen yılki yıl dönümümüzü hatırlıyor musun? Bu odayı... Lahmacuncuyu? Hayır, hayır, hayır. Hani ben sana şiir okurken demiştim ki, keşke bir şöminemiz olsaydı. Evet. Yoksa... Evet. Şömine yaptım. Seni seviyorum. Canım benim, bekle. Bak. Bu şöminemizin içi, bu da ateşimiz. Gördün mü? Bak, bak nerede? Yazının incelip koptuğu yerler vardı. Birbirlerine iliştirilmeyen anılar. Gözlerinde pal rengi dingin deniz kıyısı. Sızıların kendini bilmezliği. Gecenin içinde cevapsız çığlık. Gövdenin umursamayan düşüşü. Abi, yıkılıp giden... Abaş, abidir, aa! Ayol burası niye karanlık? Yoksa yine ışıklar mı? Eline bastın anne ya! Ya çocuk yüreği ağzıma getirdi. Ay bana bak abicim. Burada tüp gaz kokusu var, zehirlenmeyesiniz. Necat! Efendim abi? Bak hiçbir şey olmamış anne. Önce tavuklar zehirlenir. Sağlığına göre sorun yok. Öyle. Efendim anne ne istiyorsun? Aa bak senin hani böyle boş 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 köpük yapan vitaminin var yani siyatınca. Onu getirdim. Hadi bunu iç. Ondan sonra da... Örgüyü getirdim kazanı, koltuk altı ölçüsü aldım. Anne şimdi sırası mı anne ya? Sırası mı ya? Ya bana ne ya? Olacak şey. Olacak şey. Elimi attığım yerden yolsuzluk çıkıyor. Suistimal çıkıyor. Görevi kötüye kullanma çıkıyor. İhmal çıkıyor. E olmaz ki. E olmaz ki. Olmaz ki. Babacığım ben her zaman söylüyorum. Her zaman söylerim. Bu gazetede tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyen biri varsa o da Asım'dır. Evet, Asım'dır. Babacım, bu gazetenin genel yayın yönetmeni siz olun. Aa, yok, hayır, istemem. Aha, istemezsiniz çünkü siz onurlu birisiniz. Ama ben gene diyorum, bu gazetede tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyen biri varsa, ki var, o kendini çok iyi bilir. Onu gazetenin kalorifer dairesindeki kazanda yakalım. Olmaz öyle şey, elbisem yanar. Kömürden tasarruf ederiz ama. Ya ben bunu bir düşüneyim be. Asım sen onu düşün. Benim de aklıma başka bir şey geldi. Babacım cüzdanına zarar verelim. Olamaz. Bunlar yanlış şeyler. Ha, yanlış şeyler. Evet yanlış şeyler ama babacım yani bu yaptığı yolsuzluklar onun yanına kar kalsın istemiyorum. Aa buldum. Aklıma başka bir şey geldi. Bu Asım'ın arsasındaki ortaklar var ya. O ortaklardan 5-6 tanesini bulup buraya getirelim. Asım'ı ona teslim edelim. Onlara teslim edelim. Onlar da Asım'ı yesinler. Parçalasınlar. Onlar çok azgınlıdır. Ben kendime göre bir ceza bulurum. Merak etme sen. Asım sen yolsuzluk yapıyorsun ama. Sen Asım yolsuzluk yapıyor babacığım. Yolsuzluk yapıyor. Sakin ol. Bana bak.
Sen ne dedin bana bütün yolsuzluklar yarıya ortağız diye? Bak, kendi babanın karşısından para tırtıklamaya uğraşıyorsun be! Benim gibi saf ve temiz bir delikanlıya böyle iftiralara Kasımcım, böyle iftiralara yalan babacım, inanmayın, yalan, inanmayın. Ben biraz size kendimden bahsedeyim babacım. Ben çok genç biriyim, yani genç ve dinamik biriyim. Diğer nişanlı bazı insanlar gibi yaşlı değilim. Ayrıca çok zenginim babacım. Ya o kadar zenginim ki anlatmaya gerek yok. Eğer nişanlanacağım bir kız varsa, eğer onun bir babası varsa, inanın elimden gelen tüm maddi manevi yardım yapacağım. Hadi oradan yalancı, hadi oradan yalancı. Her gün gazetenin parasıyla bunun bir 10-15 tane sevgilisi var, onlara gazetenin parasıyla hediyeler gidiyor. O kadarı fıldır fıldır bunu arıyor. İnanmayın Fikret Bey. Bu adama en az 30 tane kadın babalık davası açmış durumda. Sen ne diyorsun? Asıl üstüne vazife olmayan şeylere sen karışma. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Babacım, diyorum ki bu Asım'a biz bir ceza verelim, bir oyun oynayalım, bir ceza verelim diyorum babacığım. Onun cezasını yasalar verir. Evet, doğru söylüyorsunuz ama yani öyle bir ceza olsun ki bu, biz birer yasa olalım. Siz nacizane, onurlu bir yasa, ben de evde bir yasa olayım. Ne diyorsun sen be? Yani bir oyun oynayalım babacığım. Asım Bey'in en hassas ve duyarlı olduğu konu acaba sizce hangisidir? Kağıt bir 500 bin lira. Evet. Ne kadar ilginç. Ne güzel bir manzara. Bakmaya doyamadım vallahi. Bakayım. Asımcığım, şimdi diyorum ki bu parayı şöyle iki parmağınla buradan, iki parmağınla buradan kavrasın. Yok yok yok. Ve tam ortadan böyle... Sakın ha! Hayır yapma, duymak istemiyorum. Ayırsan Asımcığım. Acaba bu iki paranın parçalanan kısmını bir araya getirsek... Acaba 1 milyon eder mi Asım? Hayır etmez, yapma, sakın yapma. Yapma diyorum. Çok ağır bir ceza efendim. Bakın, ama, şura at ve kilo kaybetmeye başladı. Ama bakın babacığım, tam ortadan böyle yırtıldığı zaman... Hayır, yapma, hayır, diye, hayır. Ses, madde yapamayacağım. Neyse, kalbi durmadan kurtuldu, kaçtı. Seninle böyle günlerce, haftalarca... Aylarca, yıllarca, kısacası bir ömür boyu kalabilirim senden. Ben de dağlar dümdüz olana, güneş soğuyana kadar kalabilirim. Keşke çöllerdeki her bir kum tanesi birer gün olup zamana yazılsa, aşkımız hiç bitmez. Gülü soluncaya, seni ölünceye kadar seveceğim. Kanatlarından gümüş fırıntılar dökülen bir kuş olmak isterdim. Sen de bu pırıltıların sarıp sarmaladığı bir bulut olurdun. Senin kadar sevemem ben gülü. Çünkü gülün ömrü kısa olur. Bir de... Hadi hadi şeker, canım seni çek. Ya olmuyor Sevda ya. Ben senin kadar romantik ve güzel şeyler söyleyemiyorum ya. Hiç önemi yok aşkım, hiç önemi yok. Bir tek güzel kelime, içten bir bakış... Özlem dolu bir soluk yeter bana. Sevgilim. Abi pardon. Ne var be? Pardon sevgilim, bu kadar kaba olmamalıydım. Ne var be? Şimdi ben bu okulları mektubu yazmaya başladım da. Şimdi hani yağmurdan sonra sümüklü böcekler dışarı çıkarlar ya. Hani böyle yürürken yerde vıcık vıcık böyle beyaz parlak bir şey bırakırlar. Bana öyle niye bakıyorsun abi? Çok affedersin sevgilim, bu romantik anı bozmak istemezdim ama bana bir saniye izin verir misin? Evet. Ver bakayım. Bunlar sümüklü böcekler için. Böcekler için. Bu kabız adam için. Bu senin için. Şurada iki satır romantizm yaşayamayacağız mı ya? Zeynettin be. Çok affedersin sevgilim. Bu romantik anı böyle bölmek istemezdim ama. Bir dakika lütfen. Benimle dans eder misin? Memnuniyetle abidir abi. Sus be, kes sesini, sana söylemedim. Success. You're pretty secretary. She say you are the best.
sanki adeta bir manda ya. O güzelim parayı bir gözümün önünde can diye yırtmaya kalkmaz mı? Sinirlerim bozulma, elim ayağım titriyor, mahvoldum ya. Ne olur çocuklar bana bir kağıt para verin. Biliyorsunuz harcamamak için üstümde para taşımam ben. Bana şöyle ufak boy bir kağıt para verin de hiç olmasın okşayayım, seveyim, sinirlerim yatırsın. Bir 50.000 lira yeter, hadi verin çocuklar. Tamam, kağıt yardım edin, yeter. Sizi biraz terlemiş gördüm, bu bana zevk geliyor, serinletmek zevk geliyor. Bana. Tamam, serinledim abi. Siz orada rahat mısınız? Şöyle çekeyim. Siz... Bir tane bana bir şey olacak. Rahat olun babacım. Kusura bakmayın size, ara sıra babacım diyorum, inşallah kızmıyorsunuz. Neden kızayım efendim, neden kızayım? Şimdiye kadar bir kızım vardı. Sevda. Bundan sonra da kızımın bir erkek kardeşi olacak. Niye kızayım? Erkek kardeşim. Evet. Neyse Fikret Bey, sabah ola hayrola. Bu arada benim size bir sürprizim var. Fikret Bey, evet. Bu gazete benim olduğu kadar sizin de Fikret babacığım. Yani diyorum ki bu gazetede herkesin bir köşesi var. Herkes köşesinde bir şeyler yazıyor. Düşündüm geçen gün, dedim ki niye herkesin bir köşesi var da Fikret babacığımın bir köşesi yok? Nasıl yani? Yani size gazetenin İstediğiniz bir sayfasından en kallavi bir köşesini size veriyorum. Buyurun tepe tepe kullanın Fikret babacığım. ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok şaşırdım. Aslında ben de birçok şeye kızıyorum. Yazmak da istiyordum. Evet. Bundan sonra istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz babacığım. Kayınpeder, pardon babacığım. 34 bilmem kaç plakalı minibüs. Hatta bir sorulama yaptın. Bundan sonra ensendeyim. Yani böyle bir şeyler yazabilirim değil mi efendim? Yazmazsan en adi... pardon. Kusura bakmayın babacığım. Şu kollarınızı şöyle kaldırabilir misiniz? Nasıl? Şöyle. Şöyle yapmanız yeterli. Tamam, yeter böyle. Şöyle gelin bakayım. Elin babacığım. Doktor Zeynep yapma. Şu koltuğa taşımama izin verin babacığım. Lütfen. Orada rahat değilsiniz. Lütfen. Şöyle gelin. Fikret Bey, Fikret Bey, ne güzel koltuk takımı. Size açıklama yapabilirim Nacan. Ayol ne tuhaf gazete burası. Acaba abidini yollamasam mı artık? Bir gün daha bitmek üzere. Sanki küllenen duygulardaki ailelerin bir şeysi. Seni anlıyorum. Tüm şehir siyah bir gelinlik giyer gibi geceye giymeye hazırlanıyor. Bütün duygular saklı oldukları yerlerden çıkıp bakışları ve bedenleri kucaklayacaklar az sonra. Ve gecenin tüm perdesi inerken dünyaya yalnızca ikimiz kalacağız yağmurun ıslattığı yollarda. Sen mi efendim? Evet. Tabii. Bu konuda sana katılıyorum Sevda. Ayrıca seni seviyorum. Seda. Gene başladı bu adam. Bırak lütfen. Ya, lütfen bırak. Abi boş ver. Bırak hiç şişe mi ettirmedi be. Görmüyor musun? Genç nişanlılar. Anneciğim ne kadar şekerdin. Bakar mısın? Valla nişanlılığın ne kadar zaman oldu pek hatırlamıyorum ama. Yeni nişanlılık yılınızı kutluyorum. Benim nice yıllar ha. Vallahi iyi ki. İyi ki ışığı yaptığın sürede uyuyakalmışım. Ayrıca karanlıkta göremem ben. Bende tavuk karası var. Hadi kesin bakalım pastayı. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok. Bugün şunu anladık ki, her ne kadar romantizm yaşamak istesek de bu günümüzde pek mümkün değil. Ne oluyor? Romantizm yaşamamızı engelleyen bir sürü neden var. Necat! Şimdi değil. Şimdi bu pastayı %100 kabul edersek, evet. Bunun %36'sı yani şu kadarı, hı-hı, ekonomik nedenler, para falan. Evet, o %36'yı ben alayım. %12'si şu kadarı, annelerin aşırı ilgisi. %6'sı sümüklü böcek. Ay ne? Haklı, sümüklü böcek, pire, kaşınmak, horlamak, salakların yarattığı stres ve tabii savaşlar, hava kirliliği. Şimdi...
haftadan bir dilimde ben avraya geldim. %40 kadar. O %40 neymiş Alper Bey? Romantizm yaşamamızı engelleyen? Başka adam. Daha genç, daha zengin. Red one we wonder. Sevda, büyüyünce dantel kanatlı bir kelebekle kadife yapraklı kırmızı bir günün aşkını anlatan şiirin 3. dizesi olmak isterdi. Oldu ve pembe renkli bir pelur kağıdına yazıldı. Nejat, o pembe pelur kağıdını buldu ve üzerinde kaşar ekmekle salam yedi. Pretending to care about my family.